Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bursluluk sınavı hazırlık denemesi hazırladım arkadaşlar ve bu soruları nasıl seçtim? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım listesine göre seçtim arkadaşlar. Hangi kitaptan seçtim? Newton Yayınları'nın Adım Adım Zirve'ye Konu Anlatım kitabından seçtim. Ve bu hazırlamış olduğum denemenin de PDF'ini açıklamalara bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Ayrıca bu kazanım listesinin de linkini açıklamalara bırakacağım. Şimdi soruları çözmeye başlayalım. Evet ilk sorumuz Dünyanın güneşi olan uzaklığı 149 milyon 149.503.006 kilometredir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin okunuşudur diyor. Bakıyoruz tekrardan. 149 milyon olacak. 149 milyon, 100 hepsi böyle şık eleyemedik arkadaşlar. Burasını 503.000, bin demiş. Adana gitti. 503.000 bu olabilir. 50 bin demiş. Hayır. 503 bin demiş. Bu da olabilir. 503 bin 600 demiş arkadaşlar. Bu olmaz. Çünkü burada kim var? 6 var. Yani cevabımız denizle. İkinci sorudayız. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin kuralı farklıdır diyor. Şimdi bakalım A bakalım. 7'ye 3 eklemiş. 10'a 3 eklemiş. 13'e 3 eklemiş. Yani bu 3'er artarak gidiyor. Bu tarafa geliyorum. B'ye geliyorum. 1'e 3 eklerseniz 4. 4'e 3 eklerseniz 7. 7'ye 3 eklerseniz 10. Bakın hatta bunun devamı gibi. C'ye bakıyorum. 3'e 4 eklerseniz 7 olur. 7'ye 4 eklerseniz 11 olur. 11'e 4 eklerseniz 15 olur arkadaşlar. Bu 4'er artarak ilerliyor. Muhtemelen cevabımız Ceyhan. Denizli'ye de bakalım. 8'e 3 eklerseniz 11, 11'e 3 eklerseniz 14, 3 eklerseniz 17 olur, olur arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorudayız. Yukarıdaki çıkarma işlemine göre A artı B artı C seçeneklerden hangisini eşittir diyor. Şimdi bakalım. Burada bilinmeyenler var. 7'den 8 çıkmaz diyoruz arkadaşlar. Buraya geleceğiz. Bir 10'luk alacağız. Bu A sayısı her kaçsa onu biz bir azalttık. Sonra burası ne oldu? 17. 17'den 8 çıktı. 9 kaldı. Okey. Şimdi burada kaç kaldıysa arkadaşlar o sayı neyse ben o sayıdan 5 çıkardım ve 3 kaldı. Kimden 5 çıkarsa 3 kalır? 8'den. Ama biz bir 10'luk almıştık. Yani A dediğim sayı ne oldu arkadaşlar? 9. Sonra devam ediyoruz. Tekrar bir elde almamıza gerek kalmadı. 8'den 5 çıktı 3 kaldı için buraya geldik. 6'dan kaç çıkarsa 5 kalır? 1 çıkarsa arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz. Elde almadık, bir şey yapmadık. Bakmamız gereken bir şey yok. O yüzden de 9'dan 3 çıkarsa 6 kalır diyebiliriz ve buradan da bakın kontrol ediyoruz. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Doğru. O zaman bunların hepsini toplamamızı istiyor. 9 1 daha 10, 3 daha 13 denizler. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi işlem önceliği sorusu. Önce ne yapıyoruz? Üslü ifadeleri hesaplıyoruz. 48 bölü şeklinde yazdım. 2'nin karesi arkadaşlar. Bu ne demek? 2 tane 2'yi yan yana yaz çarp. Yani 2 çarpı 2 yap. Burada da 2'nin küpü var. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 3 tane 2 yan yana yaz çarp demektir. 2 kere 2 ne yaptı? 4. Artı 2'nin küpü ne yaptı? Bakın 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 yaptı arkadaşlar. Şöyle yazalım. Sonra parantezi kapatıyorum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar işlem önceliğinde? Parantez içerisini yapıyorum. Burası 48 bölü 4, 8 daha 12. Şimdi bölme işlemini yapacağım. 48'i 12'ye bölerseniz de 4 gelir arkadaşlar. Cevabımız Bursa geldi. Soru 5. Mahir kütüphaneden aldığı romanın birinci gün onun üssü 2 iki sayfasını, ikinci gün 5 üssü 3 sayfasını okumuştur. Yani onun karesi ve 5'in küpü. Buna göre 2 günde toplam kaç sayfa okumuştur? Şimdi onun karesini hesaplıyoruz. Onun karesi. Bu ne demek? 10 çarpı 10 demek. 2 tane 10'u yan yana yaz çarp. 10 kere 10 ne yapar? Ne yapar? 100 yapar. Sonra 5 üzeri 3'e hesaplıyoruz. 3 tane 5'i yan yana yaz çarp. 5 kere 5 25 yapar. 25 ile 5'i çarparsanız da 125 yapar arkadaşlar. Toplam ne kadar okuduğunu soruyor. 125 artı 100 225 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Evet 2023 çıkmış soru. Soruyu çok beğendim ve kendi denememe de koymak istedim arkadaşlar. Geçen sene bursluluk sınavında çıkmış bir soru. 3 basamaklı bu sayı ve 29 sayısı yapılan çarpma işlemi aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre verilmeyenlerin toplamını istiyor. Şimdi bakıyoruz. Siz 9'u bir sayı ile çarpmışsınız ve birler basamağı 2 olmuş arkadaşlar. Buradan da gidebiliriz. Tamam Yani böyle tek 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 bakabiliriz. Ama aklıma bir şey geldi. Ben 2 ile şuradaki sayıyı çarparsam 1096 oluyormuş. O zaman 1096'yı 2'ye bölerim. Onun içerisinde 2, 5 kere var. 5 kere 2, 10. 0 kaldı. 9'u Dokuzu indirdim. 9'un içerisinde 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. Evet 5. sınıflar. Size şunu söylemek istiyorum. Çarpım tablosunu ne kadar iyiyseniz, çarpma işleminde ne kadar iyiyseniz, bölme işleminde de o kadar iyisinizdir. Bölmede takılıyorsanız eğer lütfen çarpım tablosunu biliyor muyum bilmiyor muyum de bir bakın arkadaşlar. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. Yukarıdan da 6 indirdim. 16. 16'nın içerisinde 2. 8 kere var. 8 kere 2. 16. 0 diyorum. 8'i buraya yazdım. 9 kere 8. 72. Elde var. 7. 9 kere 4. 36. 36. 7 daha kaç yapar arkadaşlar? 43 yapar. 43'ün 3'ü. Elde var. 4. 9 kere 5. 45. 45, 4 daha kaç yapar bakın? 49, 9 burada olduğunu göre yuvarlak kaçtır? 4'tür. Sonra devam ediyoruz. Artık toplama işlemine geçeceğiz. 2'yi indirdik. 3, 6 daha 9. 9, 9, 18 elde var. 1, 4 burada bir de elde. 5 gelecek. Bakın burası 0. O zaman burası ne geldi? 5. Şimdi bunları toplayalım. 8, 4 daha 12. 12, 5 daha kaç yaptı arkadaşlar? 17 cevap Ceyhan. Yedinci sorudayız. Bir televizyon kanalında yayınlanan Kral Şakir çizgi filminin haftada 5 gün farklı bölümleri yayınlanmaktadır. Buna göre 85 farklı bölüm yayınlanması için kaç hafta geçmesi gerekir diyor arkadaşlar. 5 gün haftada 5 gün bir, birer bölüm yayınlanıyormuş. Yani bir haftada şöyle yazalım. Bir haftada arkadaşlar 5 bölüm yayınlanıyor. Bakalım 85 farklı bölüm için diyor. 85 bölü 5 yapıyorum. Kaç hafta olduğunu bulacağım. 8 içerisinde 5 bir kere var. Çıkartıyorum. 3 kaldı. 35 içerisinde 5 7 kere var. 7 kere 5 35 yaptı arkadaşlar. 0 kaldı. Yani 17 hafta geçerse arkadaşlar 85 farklı bölüm yayınlanmış olur. 8. sorudayız işleminin tahmini sonucu ile gerçek sonucu arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar tahmini sonuç bulurken ne yapıyorum sayıları yuvarlıyorum yuvarlayarak yapıyorum. Şimdi 296 sayısına bakıyorum 296 sayısı kime yakın arkadaşlar bakın yüzler basamağına göre düşündüğümüz zaman 300'e yakın değil mi? Yani ben bunu 300 olarak alacağım. E, 21 nereye yakın arkadaşlar bu da 20'ye yakın. 3 kere 2 6 diyorum. 1, 2, 3 tane de yanına 0 atıyorum. 6000 oldu. Bu tahmini sonuç. Gelin şimdi bir de gerçek sonucunu bulalım. 296 ile 21'i çarpıyorum. 1 ile çarptığım için rakamların aynısını yazdım. Şimdi 2 ile çarpıyorum. 2 kere 6 12 arkadaşlar 12'nin ikisi 50 var 1 9 kere 2 18 19 yine 50 var 1 2 kere 2 4 bir de elde 5 toplayalım 6 11. 11 bir tane elde 12 bir elde 6216 çıktı. Bu gerçek sonuç. Bu tahmini sonuç. Tahmini. Evet bakıyoruz tahmini sonuç gerçek sonuçta 216 fazladır. Tahmini sonuç gerçek sonuçta 216 azdır arkadaşlar. Adana değil. Gerçek sonuç tahmini sonuçtan azdır. Hayır gerçek sonuç tahmini sonuçtan fazla çıktı arkadaşlar gerçek sonuç tahmini sonuçtan 216 fazladır. Evet, gerçek tahmininden 216 fazladır. Tahmini sonuçta gerçek sonuç birbirine eşit değil. Geldik 9'a. Bir basketbol takımının oyuncusu oynadıkları maçta toplamda 21 tane ikilik basket, 5 tane üçlük basket atarak takımına maçı kazandırmıştır. Buna göre bu oyuncunun takımına kazandırdığı basket puanı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, toplamda 21 tane ikilik 21 tane ikilik. Sonra da 5 tane üçlük 60 e, toplamda. Ne yapıyorum? Önce çarpma işlemini yapıyorum. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4. Yani 42 sayı var burada. Artı 5 kere 3 de 15 arkadaşlar. 2 5 daha 7, 4 1 daha 5 yaptı. 50 57 ile cevabımız Ceyhan. 10. sorudayız. Yeşimin Türk lirası cinsinden parasının 3 katının 20 lira fazlası 80 lira ise Yeşimin parası ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar bu ne sorusuydu biliyorsunuz. Ters işlem sorusu. Bakıyoruz 20 lira fazlası 80 ise ne yapıyoruz? 20 lira fazlayı çıkartıyoruz. Çıkartırsanız neymiş? 60. Yeşimin parasının 3 katıymış. E kat dediğiniz zaman ne yapıyorduk? Bölüyorduk arkadaşlar. 60'a da 3'e bölerseniz ne gelir? 20. Yeşimin parası o zaman 20 liradır. Buradan kendiniz sağlama da yapabilirsiniz. 20'nin 3 katı 60. 20 fazlası bakın 80 yaptı mı? Yaptı. O zaman diyorum ki ben doğru buldum. Yani bu şekilde de ters işlem sorularını kontrol edebilirsiniz. Geldik 11'e. Kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölme işlemine sadeleştirme denir. Doğru. Genişletme ve sadeleştirme işlemiyle kesrin değeri değişmez. Doğru. Çünkü denk kesirler elde ederiz. Genişletme ve sadeleştirme yaparak. Sadeleştirme işleminde tam kısım sadeleştirilmez. Doğru arkadaşlar. Tam kısma ellemiyorum. Sadece pay ve payda arasında işlem yapıyorum. Cevabımız denizle. Geldik 12'ye. Bakın biliyorsunuz milli eğitim ee, bu tarz soruları çok seviyor. Sayı doğrusu olsun, az önceki gibi tanım soruları olsun. ya yani Bunlara bayılıyor. Ben özellikle de o yüzden böyle sorular seçtim. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde iki doğal sayı arası dört eş parçaya bölünmüştür diyor. Buna göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Şimdi... E 4 eş parçaya bölündüyse ve bakın burada 2 tam var. 2 tam 4'e böldüm. Kaçıncısını aldım bakın. 1, 2, 3'üncüsünü aldım. 2 tam 4 de 3'müş. Yani Adana yazabilirim. Sonra buraya bakıyoruz. Ya da bunu direkt biz kendimiz bileşik kesre çevirelim. 4 kere 2, 8, 3 daha arkadaşlar. 11 bölü 4. Bunu da yazarım. Buraya bakıyorum. 2 tam 3 bölü 8 diyor. Şimdi burada... Payda genişletme yapıyorum. Yani pay ve paydayı genişletelim. 2 ile genişletelim. Çünkü bakın burası da 8, burası da 8. Tam kısma ellemiyorum. Burası 4 kere 2, 8. 3 kere 2, 6 geldi. 6 bölü 8 olması gerekiyordu 3 bölü 4'ün arkadaşlar. Ama 3 bölü 8 yazmışlar. Buraya bakıyoruz 22 bölü 8. Bu kesri de 2 ile genişletirseniz bakın 22 bölü 8 gelir. Cevabımız Ceyhan oldu. 13. sorudayız. 4 kitap okuyana bir yıldız veren Tuğçe öğretmen 5 yıldıza da bir kurdele vermektedir. Buna göre 3 kurdele ve 4 yıldız alan bir öğrenci en az kaç kitap okumuştur diyor. Şimdi 5 tane yıldız yapıyormuş. 5 yıldız yapıyormuş bir kurdele. E, 3 tane kurdelesi varsa 3 çarpı 5'ten 15 tane bir yıldızı var zaten kesinlikle. Bir 4 tane de yıldız burada var arkadaşlar artı 4. Toplamda 19 tane yıldız var elimizde. 4 kitap okuyana bir yıldız veriliyorsa eğer 19 tane yıldızı olanın 19 kere 4 tane de kitap okumuş olur. 9 kere 4 36 elde var 3. 4 kere 1 4 3 daha 76 tane en az kitap okumuştur arkadaşlar. 14. soru. Yukarıda verilen kesirlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi sıralamayı neye göre yapıyorum? Bir ya payları eşitse, 2 ya da paydaları eşitse. Paydaları eşit olan kesirlerin payı büyük olan büyük oluyordu. Bunu zaten herkesin anlaması kolay. Bunu herkes tarafından anlaşılıyor. Geldik payları eşit olmasın. Payları eşit olmasına da eğer karıştırıyorsanız ben her zaman şunu söylüyorum. Bir doğum günü pastanız var. Eğer bir tane arkadaşınız doğum günü partinize gelirse siz bu doğum günü pastasını iki eş parçaya bölersiniz. Bir kendinize bir arkadaşınıza ve siz bir dilimi yediğiniz için pastanın aslında yarısını yersiniz. Ama çağırdığınız 10 kişi birden partiye gelirse pastayı 10 eşit parçaya bölersiniz ve siz yine bir dilim alırsınız. Şimdi pastanın yarısını yediğinizde mi daha büyük bir dilim yersiniz yoksa 10 kişi geldiğinde mi yani onda birini yediğinizde mi? Bakın arkadaşlar yarısını yediğinizde daha büyük bir dilim yersiniz. Yani şunu söyleyebilirim ben. Payları eşit olan kesirlerin paydası küçük olan büyüktür. Burada da bakın payları eşit paydası küçük olan büyük olacak. 20 bölü 3 en büyük olacak arkadaşlar. 20 bölü 3 burası zaten 20 bölü 23 diye bir şey varmış <laughs> ama o yanlış. 20 bölü 3 en büyük. Sonra 20 bölü 13 olacak bu da gitti ortaya 20 bölü 13 koyacak arkadaşlar ve en küçük de 20 bölü 23 oldu geçtik 15'e 96 sayısının 8'de 5'i kaçtır çok karıştırılan kesir problemlerinin bir sorusu arkadaşlar bir tarzı bakıyoruz 96 sayısının 8 parçasından 5 parçası kaçtır diye soruyor aslında o yüzden 96'yı önce 8'e bölüyorsunuz burada 1 kaldı 16 12 oldu 12 arkadaşlar şöyle kesir takımıyla bakın gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 12 çıktı bakın. 12, 12, 12, 12. Kaç tane? 8 tane 12 var burada. Buradan ne demiş bize? 5 tanesi kaç yapar demiş. 12 çarpı 5'te kaç yapar arkadaşlar? 60 yapar cevabımız Adana. Çağlar Bey parasının 2 bölü 3'ünü markete 1 bölü 9'unu pazarda harcamıştır. Buna göre Çağlar Bey parasının kaçta kaçını harcamıştır diyor. 2 bölü 3 artı 1 bölü 9 yapıyoruz. Payda eşitliyoruz. Bakın 3 9. Siz 3'ü 3 ile çarparsanız 9 olur. Demek ki 2 bölü 3 kesrini ben 3 ile genişleteceğim diyorum. 3 kere 2 6 bölü 9 artı 1 bölü 9 eşittir 7 bölü 9 la cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizli. Geldik 17'ye. Kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyorum 12 tan 10'da 4. Yani şuradan şöyle 12 tam 10'da 4 aşağıdan yukarı okursanız aslında siz neyi görüyorsunuz? Ondalık gösterimin okunuşunu görüyorsunuz otomatik olarak. Adana'ya bakın. Bir kere bunun ondalık kısmı yok. 124 tam demiş bu gitti. Ceyhan'a bakın arkadaşlar. 1 tam %24. Onun da 4 olması gerekiyor. Ceyhan'da değil. Denizli'ye bakıyorum. 0 tam binde 124. Bakın bu binde. Virgülün sağ tarafında 3 tane basamak var. Yani bu da değil. Cevabımız Bursa olacak. Burada kesirin paydasında 10, 100 ya da 1000 var ya arkadaşlar. Kaç tane 0 varsa virgülün sağ tarafında o kadar basamak olmalı. Bir tane 0 varsa burada bir tane basamak olmalı arkadaşlar. Geldik 18'e. E, 0 tam 10'da 8 eksi 0 tam %16 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şunu yap diyor. 0 8'den 0 16'yı çıkart. E tamam çıkartalım ama burada bir eksiklik var. Siz çıkartma yaparken özellikle bakın çıkartma yaparken ne yapıyordunuz? Eksik olan basamakları tamamlıyordunuz. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. 7'den 1 çıktı 6 kaldı arkadaşlar. Neymiş cevabımız? 0 tam %64 ile Ceyhan. Geldik 19'a. %20 aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Bakın %20. Bu da aşağıdan yukarı okuyun. %20 değil mi? Sadeleştir. Bir kere bir 10'a bölersek 2 bölü 10. Tekrar 2'ye bölersek 1 bölü 5 arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Bunu da ondalık gösterirseniz nasıl olur? 0 tam %20. E, ondalık gösterimlerde sayının bunu sağ tarafında ne kadar sıfır olduğu önemlisiniz değil mi arkadaşlar? Çünkü neden? Siz buraya da yani bunu e, şu an mesela 2 bölü 10 kesrini 10 ile genişletmişsiniz. Bunu yazdınız şurayı yazdınız. Eğer ki bunu 100 ile genişletirseniz buraya bir sıfır işte 1000 ile genişletirseniz bir sıfır daha eklersiniz. Ama bakın bu burada yazan şey 2 bölü 100'dür. %20 %2 arasında çok fark var arkadaşlar. Bunlar farklı şeyler. Geldik 20. soruya. 200 d 3 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar ondalık gösterebilmek için ne yapmam lazım demiştim. Adı üstünde ondalık gösterimin paydayı 10, 100 veya 1000 yapmalıyım. Yani onun e, kuvvetleri yapmalıyım. Bakıyorum e, şimdi normalde 200'ü 2'ye bölüp 100 yapabilirim. Ama 3'ü 2'ye bölemem arkadaşlar. O yüzden şöyle yapıyorum. 3 bölü 200'ü ben 5 ile genişletiyorum arkadaşlar. 5 ile genişletirsek 15 bölü 5 kere 2 10 yanına 2 tane 0 atarsanız 1000'de 15 oldu. Şimdi virgülün bir kere 0 tam değil mi? Virgülün sağ tarafına bakacağım artık. Çünkü tam kısmı yok. 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3. Bu tarafta 3 tane basamak olacak. Sonra buraya bakıyorum 15. Siz burayı kapatsanız 15 yazsanız nasıl yazarsanız, Şöyle yazarsınız değil mi? Burada da. Ben basamak tamamladığım için 0 tam binde 15'i 0,015 şeklinde gösterebilirim. Ama buralarda da sayıları okuyarak da direkt buradan sonuca da ulaşabilirsiniz. Bakın bu bir tam demiş yani olmaz. Bu da %15 demiş. Yani arkadaşlar böyle şıkları da inceleyerek bulabilirsiniz. Geldik 21'e. KLM ifadelerinin sıralanışı aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi K ne? 9 bölü 20. Hepsini e, yüzdelik yazmak bence en güzeli. Şimdi i̇şte hemen bunu yüzdelik yazalım. 9 bölü 20'nin paydasını 100 yapmak için 5 ile genişletiyorum. 9 kere 5, 45 bölü 100. Bu nedir? Yüzde 45. Aşağıdaki ne? Yüzde 48. M'ye bakıyorum. 0 tam. Şöyle bakın gösterelim. 5 bölü 10 mu bu? E bunu 100 yapmak için paya da paydayı da birer tane sıfır ekliyorum. E bu da neymiş? %50'ymiş arkadaşlar. Bizden büyükten küçüğe doğru sıralanmasını istemiş mi? Herhangi bir şey söylememiş ama bütün şıklar öyle. Bakın bu M, bu L, bu K. En büyük kim geldi arkadaşlar? M geldi. Şunları eleyebiliriz artık. Sonra 48 ile L gelecek. Sonra da K gelecek. M, L, K arkadaşlar cevabımız Adana gelelim 22. Ye. Aşağıdakilerden hangisi %50'den küçüktür? %50 ne demek arkadaşlar? %50 yüzün yarısı. Yani yarımı ifade eder. Bakın 10'da 5 yarım. Sonra burası 44 bölü 100. Burası 6 bölü 10. 100 yapmak için %60 söyleyebiliriz. Burası da 62 bölü 100 diyebiliriz arkadaşlar. %50'den küçük olması için cevabımız bursa olmalı. Çünkü bakın %60, %62 bunlar %50'den büyük. Ee şöyle bu direkt zaten yarım. Bunu da 10 şöyle genişletirsek bu buna eşit arkadaşlar. %50'ye eşit bizden küçük olanı istiyor. Cevabımız bursa. 23. sorudayız. Yukarıda verilen doğrular doğruların düzlemdeki hangi durumunu örnektir diyor. Bakın arkadaşlar iki doğru arasındaki uzaklık sürekli eşit olarak devam ediyor. Ben buna ne diyorum arkadaşlar? Paralel doğrular diyorum. Herhangi bir ortak noktaları yoktur. Böyle doğrulara paralel doğrular diyoruz. Hiçbir yerde bunlar kesişmezler. Yukarıdaki noktanın zeminde verilen L noktasının K noktasına göre durumu. Bakın L noktasının K noktasına göre. Göre kime yakın? K'ya yakın. O zaman bana diyor ki K'dan L'ye bak. K'dan L'ye gitmeye çalış. Nasıl gidersin? Bakıyorum. Şimdi şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim aşağı. Sonra 1, 2, 3, 4. 4 birim sağa gideceksin. Önce sağa gidip sonra aşağıda gidebilirsiniz. Bakalım ama bu tabi aşağı yukarı almış ya da sağda var. 4 birim sağı 4 birim sağ olacak ama 6 birim aşağısı demiş. 5 birim aşağısının 4 birim sağındadır. Aynı benim yazdığım gibi yazmış arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Yukarıdaki şeklin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Son sorumuz arkadaşlar. Bu bir AB ışınıdır. Tek taraftan kapalı, diğer taraftan açıktır arkadaşlar. Başlangıç noktası belli ve diğer tarafı sonsuza kadar gider. Bu bir ışındır. Nereden başlıyorsa ben oradan e, şu oku koyarım arkadaşlar. İsimlendirmeyi öyle yaparım. Eğer ki B'den kapalı A'dan açık olsaydı, şöyle olsaydı arkadaşlar. Bu BA ışın olurdu. Yani burada. Bu isimlendirme çok önemli. Nereden başladığı çok önemli. Bu AB ışınıdır. Evet sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Soruları ben inceledim. Geçen seneki çıkmış soruları da inceledim. Sorular genel olarak çok basit geliyor. O yüzden temel kuralları bilirseniz biraz da çalışırsanız arkadaşlar yüksek netler yapacağınıza inanıyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.